Ne? Nerede? Ücretsiz. Sorularının yanıtlarını öğrenmeye hazır mıyız? Öyleyse ne duruyoruz? Hemen başlayalım. Her şeyin genetiğiyle oynanan böyle bir dönemde iki kuzen ne mi yapıyor? Yunanistan'ın bir köyünde iki kuzen organik domates yetiştiriciliğini geliştirerek köylerini yeniden canlandırmaya çalışır. Richard Wagner'in bestelerine ve geleneksel Yunan melodilerine başvuran Alexandros ile Christos, tarlalardaki hoparlörden müzik çalarak organik domateslerini yetiştirmek için en uygun ortamı yaratmaya çalışırlar. Yönetmen Marianna Economou, kriz zamanlarında kendini yeniden keşfetme ve topluluğun gücü hakkındaki bu acı, tatlı, gerçeküstü hikayede mizahın yanı sıra insan ilişkilerinin etkisine ve değerine dikkat çekiyor. Bize de filmi izleyip üzerine sorgulamak kalıyor. 8 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da Saat Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gösterilecek film 12-18 Aralık tarihlerinde saatonline.org üzerinden izlenebilir. Filmin linkine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Melodilerin içinde kaybolmak isteyenleri ise şöyle alalım. Enstrümantal konser serisi kapsamında kaba kemane sanatçısı Uğur Önür 16 Aralık saat 20'de dinleyicilerle buluşacak. Ekosistem, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik konularına meraklı olanlar Elmas Deniz ile bilinmeyen türlerin bilinmeyen yok oluşu üzerine atölyesini kaçırmayın deriz. Normal şey olmayan, sanatla ilgisi olmayan insanlarla daha çok iletişimim oldu ilginç bir şekilde. İklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekmeye amaçlayan bu son şansımız mı? Gösterim programı kapsamında 21 Aralık Çarşamba günü 16.30-19 saatlerinde Salt Galata'daki Atölye 4'te bir atölye düzenliyor. Sanatçı Elmas Deniz'in yürütücülüğündeki atölyede ekolojik meselelere insan merkezci ve insan biçimci bakışın yarattığı sorunlar bilinmeyen türler etrafında irdelenecek. Yapabilecek olsaydım böyle en temiz halini elbette ki denedim de olmuyor. Son günlerde adından çokça söz ettiren ve şimdilerde vizyonda olan Kurak Günler üzerine filmin yönetmeniyle uzun uzun konuşmak isteyenlerin gidebileceği bir etkinlik daha. Yeni bir dönem başlıyor. Eski husumetleri bir kenara bırakın artık. Tepenin Ardı, Abluka, Kız Kardeşler ve Kurak Günler ile Türkiye sinemasının en önemli yönetmenleri arasında adını yazdıran, ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller alan politik sinemanın köşe taşlarından Emin Alper, Cannes Film Festivali'nde dünya premierini yapan son filmi Kurak Günler ile 16 Aralık saat 19'da Kıraathane'ye konuk oluyor. Saygıyız. Bu adamdan uzak durun Emre. Söyleşiye filmi izleyip gitmeniz gerektiğini eklemeden geçmeyelim. Çocukların renkli dünyalarına renk katabilecekleri bir atölyeden mahrum bırakmayın deriz. Pablo Picasso'nun yaşam hikayesi, sanat yaklaşımı ve ürettiği işlerin farklı yöntemlerle işlendiği Picasso ile Duyguların Rengi Atölyesi 17 Aralık saat 14'te çocukları bekliyor. Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinliğin kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyoruz. Mavi Karga romanının yazarı Türkan Elçi ile Vejegi Ahmet'te buluşmaya ne dersiniz? Gömme gibi bir... 17 Aralık saat 15'te Vejegi Ahmet edebiyat severleri bekliyor. Gömmenin karga tarafı... Haftanın stresini vurmalı bir enstrümanı çalarak atmaya ne dersiniz? Dilan Yeşil Yaprak'ın düzenlediği ve sadece kadınların katılabileceği etkinlik 20 Aralık saat 12'de Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde ilgililerini bekliyor. Evin içindeki ölümler... Atölyelere katılmak için kültür merkezini arayıp kayıt yaptırmayı unutmayın deriz. Çünkü etkinlik sınırlı sayıda kişiyi almakta. Geçmişe şöyle bir tiyatro seyriyle gitmek isteyenler buyursunlar. Köylü bey ekinini çırak çarşıyı bırakıp reaya zinciri atıp gelmiş. Yani Rumeli'nde bizden ne varsa tek mil kol kol ağaç denizine akıp gelmişler. Bir kızılca kıyamet karışmış birbirine alt. Müziğe doymak isteyenlerin gideceği bir etkinlik daha.
Nazım, Livan Ali, Sabahattin Ali'den eserlerin seslendirileceği etkinlik 16 Aralık saat 20'de dinleyicisini bekliyor. Etkinliğin detaylarına açıklama kısmımızdaki linkten ulaşabilirsiniz. Metin Kemal Kahraman severler, buyursunlar. Konser 22 Aralık saat 20'de dinleyicilerini bekliyor. Felsefe ve tiyatronun buluştuğu bir tiyatro oyunu olsaydı da çocuklarımızı götürseydik diyenler, bu etkinlik tam sizlere göre. Tabanları Yağlamak, Zeus ve Bilge Zeytin Ağacı'nın hikayesi oyunu 18 Aralık saat 19'da sizleri bekliyor. Açıklama kısmından etkinliğin linkine ulaşabilirsiniz. Felsefe konuşmak isteyip konuşacak yer bulamayanlar, Hauch sizleri düşünmeden geçmemiş. Siyaset bilimci Vedat Koçalı ile ana dil üzerine bolca düşünmek isteyenlerin 19 Aralık saat 20'de Hauch'te olmayı unutmamasını öneririz. Swing Lindy dansıyla sıkıntılarını birkaç saat de olsa atmak isteyenleri de unutmadık tabii. Etkinlik 16 Aralık saat 19.30'da Front Door'da dans severleri bekliyor. Etkinliğin detaylı bilgilerine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Haftanın kültür sanat etkinliklerinden haberdar olmak için Ne Nerede ücretsizi Gazete Karınca üzerinden takip etmeyi unutmayın.